Herkese merhaba, ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel alanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Evet, bana gelen yorumlarda şöyle bir şey var. Hani ne yaparsam yapayım kendimi iyi hissedemiyorum. Depresyonda değilim ama genel olarak böyle kötü hissediyorum. Bana ne oluyor bilemiyorum. Bu şekilde bana gelen mesajlar yoğun. Yani vermiş olduğum önerileri ve tavsiyeleri uyguladıkları halde kendilerini kötü hissetmeye devam eden ve bunun niye olduğunu bilemeyen gerçekten yoğun bir grup var. Bu gruptaysanız ya da çevrenizde bu şekilde hisseden insanların varlığını gözlemliyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi kronik depresyon aslında bizi içten içe yiyen bir neşesizlik, yorgunluk, mutsuzluk ve aslında teşhisi konulamamış duyguların varlığından gelir. Şimdi şöyle düşünün. İş yerinizdesiniz, bir toplantıya giriyorsunuz. Gayet keyifli başlayan, iyi hazırlanmış olduğunuz bu toplantıda bir şey canınızı sıkıyor ve birden keyfiniz kaçıyor ve kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Belki birinin söylemiş olduğu bir söz, belki fikrinizin reddedilmesi, belki sözünüzün kesilmiş olması, belki hata yapmış olduğunuzu fark etmeniz sizin o toplantıda sizi keyifsiz yapıyor ve kötü hissettiriyor. Ve toplantının devamına konsantre olamıyorsunuz. Hatta toplantı bitiyor. Toplantıdan sonra devam eden güne konsantre olamıyorsunuz. O toplantıdan çıktığınızda hani kötü hisseden sizin içinizde ya da dışınızda böyle bir kötü bulutu yer alıyor. Ve o hep gölgesini siz nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın hissettirmeye devam ediyor. Ve siz onu görmezden gelseniz de ister konumunuzu değiştirin, ister konunuzu değiştirin, isterseniz işinizi değiştirin, yine de o kötü hissetme hali sizinle beraber yaşamaya devam ediyor. Çünkü orada keşfetmenizi isteyen, keşfetmenizi bekleyen bazı alt katmanlar var. Neler onlar? Alt duygular. Şimdi ben danışanlarımla çok sıklıkla karşılaşıyorum. Bu durum sende ne hissettiriyor diye sorduğumda kötü hissettiriyor dediğinde aslında o bize çok fazla veri vermiyor. İhtiyacımız olan şey daha detaylı bir duygu durumu. Çünkü aslında bilinçaltımız bizim karşılaşmış olduğumuz durumlarla ilgili bizi korumak amaçlı her zaman söylediğim gibi hafızasında bazı doneler biriktiriyor. Bunlardan en önemlisi de duygular. Duyguları biriktirdiği yerde bedenimiz. Yani beden aslında duygular için bir hafıza yatağı. Şimdi hani bir şeye canımız sıkıldığında göğsümüz daralır, aşk acısı çektiğimizde kalbimiz sıkışır, kendimizi böyle bir yetersiz hissettiğimizde başımıza ağrı girer. Bütün bunlar aslında o duyguların bedenimize yerleşmiş olduğu alanlarda kendisini varlığını hissettirmek için vermiş olduğu sinyallerdir. Amacı basittir. Der ki ya beni fark edeceksin, teşhis edeceksin, teşhis ettiğinde çözeceksin ya da ben sana burada bir sıkıntı olduğunu hatırlattığım için kaçacaksın, uzaklaşacaksın. Ama benden kurtuluş olmayacak. Yani ben sıklıkla kendimi tekrar hatırlatmaya devam edeceğim. Bir duyguyu nasıl teşhis edebiliriz? Size önerebileceğim iki yöntem var. Bir tanesi, bir konu hakkında kendinizi kötü hissetmeye başladığınızda aslında bu hissettiğiniz şeyin bedeninizdeki yerini de bulmaya çalışın. Hani tıpkı bir doktor muayenesine gitmişsiniz gibi kendinizi bir muayeneden geçirin, baştan aşağı bir tarayın ve gerçekten o kötü hissetme halinin bedeninizin neresinde kendini hissettirdiğini teşhis etmeye çalışın. Yani omuzlarınızda bir ağırlık olarak mı hissediyorsunuz? Başınızda bir ağrı olarak mı hissediyorsunuz? Göğsünüzde bir sıkışma olarak mı hissediyorsunuz? Bunu keşfettikten sonra bu sefer alt katmanlarına girmeye başlayın. Yani orada hissettiğiniz şey nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Nasıl bir his? İşte orada hangi donanıma sahip olmanız gerekiyor biliyor musunuz? Duygu sözlüğüne, geniş bir duygu sözlüğüne sahip olmanız gerekiyor. Yani mutluyum, mutsuzum, kötüyüm, iyiyim gibi kelimelerden daha öte, kararsızlık, sıkıntı, umutluyum, mutluyum, kendimi perişan hissediyorum, çökmüş hissediyorum ya da daha fazla ya da olağanüstü hissediyorum
Yani duygusal sözlüğünüzün çok çok geniş olması gerekiyor ki tanımı çok nokta atışı yapabileyim. İnsanların duygusal sözlüğünün zayıflığı, hayattaki başarısı ve başarısızlığıyla çok belirleyici bir şey. Yani EQ diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani duygusal zekadan bahsediyoruz. Liderlerin duygusal zekası yüksek insanlardan çıktığının altını çiziyoruz. Böyle bir dönemde insanların kendi hayatındaki başarısını da belirleyen şeylerden bir tanesi gerçekten duygusal zeka. Duygusal zekayı geliştiren şeylerden en önemlisi de duygusal hafıza, yani duygusal sözlüğünün geniş olması. Duygularına hakim olması. Duygularını ifade edebilme yeteneği. Çünkü biz duygularımızı ifade edebilerek insanlara ilham veriyoruz, yön veriyoruz, kendimizi ifade ediyoruz, sorunlarımızı ifade ediyoruz ya da kaygılarımızı ya da hayallerimizi anlatıyoruz. Ve bunların hepsini yapabilmemizin yolu da o duygusal sözlüğümüzün zengin olmasından geçiyor. Ancak duygusal sözlük gerçekten zengin mi değil mi? Hani kendi kendinize şöyle test edebilirsiniz. Alt alta 10 tane duyguyu yazabiliyor musunuz? Ya da 20 tane duyguyu yazabiliyor musunuz? Ya da 50 tane duyguyu yazabiliyor musunuz? Ne kadar çok duygu yazabilirseniz aslında siz duygusal sözlüğü o kadar geniş bir insansınız ve kendinizi ifade ederken de o kadar rahat bir insansınız demektir. Şimdi eğer bu konuda sıkıntım var, ben duygularımı teşhis edemiyorum, duygularımı ifade edemiyorum. Dolayısıyla da bir kötü olma hali içerisinde yaşıyorum ve bunun alt katmanlarına maalesef ki inemiyorum diyorsanız, duygusal sözlüğünüzü geliştirmek üzere size bazı önerilerde bulunabilirim. Bunlardan en önemlisi, mutlaka kitap okuyun. Böyle kahramanları olan, içinde maceraları, sıkıntıları, dertleri olan kitaplar okuyun. O kahramanların içine düştükleri durumları, yazarlar hangi duygularla ifade ediyorlar, hangi sıfatlarla tanımlıyorlar. Bunlar sizi zenginleştirecektir. O yüzden çocuklarınıza da mutlaka kitap okutun. Bir diğeri, bu daha eğlenceli gelebilir size. Ve çok daha güncel. Telefonlarınızda kullandığınız emojiler. Bunların hepsi birer duygusal ifade. Şu an hani biz kendimize göre göndermiş olduğumuz mesajların sonuna bir tane emoji ekleyerek aslında duygumuzu ifade etmiş oluyoruz. Ama kelime karşılığının tam olarak ne olduğuyla ilgili, hani karşı tarafın da ne anladığıyla ilgili çok bir fikrimiz olmayabiliyor. Bununla ilgili bir oyun oynayabilirsiniz. İster çocuklarınızla, ister arkadaşlarınızla. Her emojinin size ya da karşınızdaki kişine neyi ifade ettiğini, hangi duyguyu yansıttığını tartışabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Bir kelime oyununa dönüştürebilirsiniz. Ki bu hani görsellikle sözelliği de birleştirerek sizin aklınızda kalan daha zengin bir duygusal sözlük yaratabilir. Duygusal günlük tutabilirsiniz, duygu günlüğü tutabilirsiniz. Yani her gün neler hissettiğinizle, hangi anla, hangi durumda, hangi duyguları yaşadığınızla ilgili günlük tutmak sizin aslında nasıl bir zenginlikte olduğunuzu fark etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca sözlüğünüzü de geliştirecektir. Diğer yandan hani bir çocuğunuzun da duygu sözlüğünü geliştirmek istiyorsanız onunla şöyle de bir oyun oynayabilirsiniz. Duygu sessiz sineması gibi bir oyun. Yani yüzünüzle yansıtmak istediğiniz duyguyu ifade edip acaba çocuğunuz o duyguyu tanımlayabilecek mi? Ya da o size aynı şey yapıp siz onun duygusunu tanımlayabilecek misiniz şeklinde bir oyun oynayabilirsiniz. Unutmayın ki tanımlanamayan, teşhis edilemeyen her şey bizi hakimiyeti altına alır ve sürükler. Ve bir bilinmezlik içerisinde bırakır. Tanımlayabildiğimiz her şey, farkına vardığımız her şey de o anda fark edildiği, teşhis edildiği an değişmeye başlar. O yüzden hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi de duygularımızdır. Duygularımızı tanımak, onları teşhis etmek yaşamımızı dönüştürür. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı ve çevrenizdeki sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. Mutlu ve tutkulu kalın. Görüşmek üzere.